O öne önenin kalitesi belli. Önenin kalitesi sabit. Maksimum olarak. He? Maksimum yani. Evet. Evet. Şimdi dün de gördük. Bir ve bir yerde tek yöteşli ideal bölgesi. Modüler sonlu eksponentli modüler baktık değil mi? Aslında P üstü ne olan modüler baktık. V'nin birimini asal. Ondan sonra M bir V modül. Ve P üstü N defa M eşittir 0. Ve diyelim ki bu bedava bir varsayım bu. En küçük neyi alırsam bunu sana sıradan farklı. N bir de olsayı. Sıfırdan farklı herhalde. Bunu neyi gösterdik? M eşittir. Direkt toplam. İzomorftur. Direkt toplam V bölü. P üstü N, R ile V. Döngüsel modüllerin renk toplamı. I, N tane. I, bir tane. V bölü P, R. Yani şimdi ben hep duyardım. Ulm invariance. Ulm değişmezleri diye bir şey duyardım. Bu kontekst değil, başka kontekst ama aynı şey aşağı yukarı. Ulm değişmezleri. Bunları, şu ığnelerin kadratellerini, bunlar zannederdim. Bölünebilir gruplarda bunlar olacak. Sanırım kapatabilirim. Evet tabii, lazım şimdi onlar olacak. Bölünebilir gruplarda kolay. Burada da, yani zannederdim, değilmiş meğer. Ve bunların, bu kadratellerin, M'nin izomorfi sınıfını şey yaptığı, belirlediği, doğru değilmiş anladığım kadarıyla. Çok tuhaf bir şey. Yani farklı ı'lar için aynı izomorf modülü elde edebiliyormuşsun. Bu kümülak kabının sürprizlerinden bir tanesi herhalde. Ama şunu buldum dün gece. Bunu belirleyebilirim. Iğne belirleniyor. Iğne belirleniyor. Şey de belirleniyor. Toplamı da. Bunun toplamı da belirleniyor. Çünkü şeyi al. Öyle M'leri al ki M'de P M eşittir 0. Bu bir vektör uzayı olacak. Z bölü, F bölü PV üzerinde bir vektör uzayı olacak bu. Dolayısıyla bir tabanı var değil mi? Direkt bu direkt toplam V bölü PV'den direkt toplam olacak. Ne kadar? P eşittir 0. Bu yani şöyle söyleyeyim şunu. Bunlar I ne tane bunlardan. Sonra daha küçükleri var. I ne eksi bir tane. I iki tane. Ondan sonra I bir tane. Tamam. Ben şey yapıyorum. Şu en alt kısmı okuyorum. P'nin öldürdüklerine bakıyorum. Bu tabii ki bu bileşim üzerine bir, değil mi? Bu bir bileşim ne üzerine vektör uzayı olacak. Yani tabanın kutu olacak. Doğru söylüyorum değil mi? Tam doğru söylemiyorum galiba. Çarpma. Ama fark etmez. Kardinalitesi aynı. Ha çarpma, ha bileşim. Kardinalite değişmez. Sonsuzlarda. Değil mi? Bundan bir dakika toplam. Bundan 5 tane varsa, bundan 3 tane varsa 8 tane olacak. Ha bileşim. Bileşim dedik. Pardon şimdi bileşim. Dolayısıyla bu bileşim, bak bunun maksimumu belirleniyor. Max. Buradan max. Bu bir. Bu ne belirleniyor? Bu ne'nin de belirlendiğini söylüyorum. Şöyle bir şey yapalım. M bölü PM'ye bakalım.
M bölü P M'ye bakarsak olmaz. M bölü P M ile bu aynı. Bu da izomor. M bölü P M ile bu izomor. M bölü P M güzel. M bölü P M ona izomor değil. M bölü P M yaptığımız zaman arkadaşlar bunlar bir kat aşağı iniyor. Bu da vektör zarar elde ediyorsun tepelerde. Ama bu sıfır oluyor. M bölü P M izomor direkt toplam V bölü P V izomor. I2 bileşim I'ye kadar. Demek ki bu belirleniyor. Sonra birine başka bir şey ne var? I1 bileşim I'nin kadarı belirleniyor. Sonra I2 bileşim I'nin kadarı belirleniyor bu sayede. Şimdi başka bir şey daha yapacağım. PM bölü PKM yaparsam ne olur? PM bölü PKM yaparsam ne olur? PKM bir defa bu gidecek. Bu da R bölü P kütleler var. Bu da bir dakika. Burası çökecek. Burası çökecek PM olduğu için. Burası R bölü PKM'ler var değil mi? Ondan sonra ne yapacağım? Bu da çökecek tabii ki. Bu çökmeyecek değil mi? Bu da çökmeyecek. Ama PM olduğu için çökecek bu. Bu PM olduğu için çökecek. Bu ne olacak? PKM zaten sıfır. Bir şey bölmüş olmuyorsun. Bunlar olacak. Ama bunun yakınları olacak. Ha. Burada ne olacak? Burada da. O zaman yine I2'den I'ye kadar ediyoruz. Yine bunu ediyoruz. Peki şunu yapsak ne olacak? Öyle meyleye bakalım ki PKM eşittir 0. Onu bulduk. P küp M eşittir 0. Bunlara bakıyoruz. P küp M'nin 0 eşit olduğuna bakıyoruz. Hocam M bölü PM niye bana? M bölü PM. Bir defa şu kata bakalım. Burası V bölü P üstü ne? Bölü P üstü. Evet. Doğru. Burası şuraya kadar V bölü P üstü ne V. Sonra burası PV bölü P üstü ne V. P ile çarpmışım onu. Böldüğün zaman buradaki vektör uzayı çıkıyor değil mi? Evet. V'li PV'ler çıkıyor. Ve her tarafta aynı şey oluyor. Yalnız burada olmuyor. Burada mıydı? Burada da oluyor. Bir dakika. M bölü. Burada da oluyor. Affedersiniz. Burada da oluyor. Burada da ılgıyor var. Burada da ılgıyor var değil mi? Yani bu. Burası ne bu? V bölü PV. Bunu PV bölü PV'ye bölüyorum. Bu da bu ikiyi bulamadık. Hocam şu P karede P kareye böldüğümüzde bulmuştunuz. Ha evet doğru o zaman bulmuştum galiba. Evet. Bu PM bu gidiyor çünkü. Doğru. Onu da buldum. Güzel. Şuna bakalım bu ne verecek bize. P kübün 0 eşit olduğuna bakıyoruz. Nerede diyor? Buraya kadar her şeyde diyor. Peki hep buraya kadar diyor. Ne olacak ki? Ondan sonra bunu pek bunu buna ne ad verelim buna neyse artık. Sonra bunu pek kareye bölelim. Buna A diyelim. Sonra pek kare A'ya bölelim. Aha. Sonra P A'ya. Neye bölelim? Pek kare A değil. P A'ya bölelim bunu. Aa, yine ilkinden tutamadık değil mi? M'yi buna verelim. M'yi buna verelim. Hatta önce buna verelim. Ne buluyoruz? Bu gidiyor. Bunlar gidiyor değil mi? Bu alt gidiyor. Şurası kalıyor değil mi? Şöyle gidiyor değil mi? Bu sefer de I3'e kadar buluyoruz. Birleşim yani. Evet. Yani. I3 bileşim I'ye kadar buluyoruz. Evet, böylece bunları bulabiliyoruz. I bileşim I'ye kadar ve I'ye. Bunlar belirleniyor. Eğer I'ye maksimal ise
En büyük kanal ığ neyse bu ığ'nın kanal haritası oluyor. Diyelim ki kanal haritası şöyle gidiyor. ığ'n büyüklüğü ığ'n eksi 1 falan böyle gidiyor. Pardon tam tersine. ığ1 bir dakika. Diyelim en büyük ığ1 en büyük ığ1'in kanal haritası. Tamam. Ondan sonra kanal haritası küçük gidiyorsa eğer o zaman belirleniyor bunlar. Çünkü bunun kanal haritası ığ1'in kanal haritası olacak. Buradaki ığ2 olacak, ığ3 olacak. Yani. Demek ki bir karşılığı bulmak için tuhaf işler yapmak gerekiyor. Sıralamanın tam tersine gitmesi gerekiyor. Bunların otomobillerini de hesaplayabiliriz. Yani bir nevi yapabiliriz. Yapacağız daha sonra. Yani ya doğrusu bir karşılık. Bu arada eğer bu sayılabilirse bu modül ya da bu ığlar emin değilim ondan. O zaman ığın invariant diye bir şey varmış gerçekten. Ama onlar da kardinal değil, ordinal sayılarmış değil mi? Özlem öyle yazıyordu. Şimdi şey yapalım. Jordan canonical form. Burada mesela şöyle egzersizler vardı her yerde. 100 elemanlı haber gruplarını sınıflandır. Ya yaparsınız artık ya diyorum. Hepsini. Yani iki tanesi, listedeki iki tanesi izomorf olmayacak. Ve her izomorf sınıfından bir tane olacak. 100 elemanlı mesela. Sonra onların otomorflerini de buluruz daha sonra. Peki, şimdi gelelim. Jordan canonical form. Bir cisim var, K diye. Yakın gelecekte KC bize kapalı olacak. Şimdilik K'yı rastgele alıyor. Tabii eğer K cebize kapalı değilse cebize kapanışına geçebilirsin her zaman. Biliyorsunuz. K bir cisim. Ondan sonra V vektör uzayı. Sonlu boyutlu. K vektör uzayı. Boyutun ne olsun? Şimdilik aslında sonlu boyutlu olmasa onu değiliz. Şimdi bir de G alıyorum, andomorfi. B'nin bir andomorfisini alıyorum, G. Ve bu G'yi anlamak istiyorum. Mesela G'nin 100. kuvvetini almak istiyorum. G bileşke, G bileşke, G bileşke, G falan gibi. Önümde program varsa matris olarak yazardım bunu. Programı veririm de, program nasıl yapıyor mesela? Değil mi? Nasıl oluyor neyinç kuvvetini? De matriste ne kadar fazla sıfır varsa, o kadar çarpması kolay olur. Dolayısıyla çok yani diagon, mesela bunu diagonize edebilirsen eğer harika olur. Şimdi V'yi alalım buraya. V burada. V bir K vektör uzayı. Ama aynı zamanda andomorfiler üzerine de modül. Hem de indirgenemez modül. Alt modülü yok. Simple hatta. Simple. Alt modülü yok değil mi? Yani her vektörü, ismini her yere götürebilirsin. Sıfırdan farklı her vektörü, ismini her yere götürebilirsin bir andomorfiyle. Ne olacak ki? Bir taban seç, götür, yolla, yolla. Tabii andomorfinin boyutu ne? Bunun boyutu ne kare tabii ki. Dolayısıyla onu daha büyük yapıyorum. Bu... Bunu belki bir modülajı ne bölüyorsun ama V1 burada aslında kanun kopyası burada. Kanun kopyası burada. K kere özdeşliği al. Skaler matrisler yani. Bu K'ya izomorf. Dolayısıyla K'yı bunun bir alt halkası, alt cismi olarak görebilirsin. Dolayısıyla bunu andomorfize modül olarak gördüğün zaman aynı zamanda K vektör uzayı olduğunu unutmuyorsun. Kablolu çünkü. Ama beni ilgilendiren G. Burada bir G var. G. K ve G tarafından üretilen halkaya bakayım.
daha önce gördüğümüz gibi ne de bu? KBG tadımızdan şey. Yani polinomları G'de değerlendiriyorsun değil mi? Polinomları G'de değerlendiriyorsun. Bu arada biliyoruz ki bunun boyutu ne kare olduğu için G'nin bir polinomu var. G'yi sıfırlayan polinomu var. Derecesi en fazla ne kare. Ama biz onun derecesi en fazla ne olduğunu göstermiştik galiba. Yaptık. Evet. Bir defa daha kalmayacağım şimdi. KG'ye bakıyorum. Bu KG demek ki V1. Aynı zamanda V1. KG bu. Bu da K. KG'nin içinde. KG. Bunun içinde. Bu KG tabii ki polinom halkasının bir imgesi, homomorfik imgesi. Bir polinom alıyorsun. Bunu geri dönüyorsun. Buradan buraya giden bir homomorfi var. Fi demeyelim. Evaluating at G. Geri dönüyorsun. Dolayısıyla o V bir Kx modülü oluyor. Buradan buraya gidelim. Ve bu arada bu KG tabii ki şey değil, bir cisim falan değil. 40 yılın başında olabilir belki ama olmak zorunda değil. Çünkü minimal polinomu indirgenemez olmayabilir. Yani minimal polinomuz ya, G kare olur, X kare olur minimal polinomu. X kare işte, yok böyle matrisler. Kendisi çarptı zaman sıfır veren. Bunun tabii V sonlu boyutlu. Bu boyut ne burada? Boyut ne? Burada boyuttan bahsedemeyiz ama bir üret işte. Evet. Sıfırdan farklı her yerime üretiyor. Sıfırdan farklı her yerime üretiyor. Tabii AND KV modülü olarak. Bu ve bu bir muamma bilmiyoruz. Bu da bir şansımız var. Kx bir tek düdeşli ideal bölgesi. Ve tabii ki üretet sayısı, K vektörümüz olarak üretet sayısı neyse, Kx modülü olarak üretet sayısı en fazla nedir? Çünkü Kx içinde K da var. En fazla ne evet işte? Kayıs mı? Dün bir sürü şey yaptık. Değil mi? Sınıflandırdık onları. Ayrıca torsiyon mu var hocam? Torsiyon mu? Bir polinom var mı? V'yi sıfırlayan. G'nin minimal polinom yok mu? Değil mi? G'nin minimal... Bu arada nasıl etki yapıyor? Kayıt nasıl etki yapıyor? Bir Fx kere V'yi nasıl şey yapıyorsun? Önce bu V'ye gidiyorsun. Sonra V'ye etki yapıyorsun. Eşittir. Fg'yi, bu bir andomorfi bu. Fg'yi V'ye vuruyorsun. Yani x kere V'nin ne olacağını bu kere V'ye eşit. Minimal polinom da A diyelim bu sefer. Çünkü geçen sefer modülüm A kere M eşittir 0 değil mi? Ne yapmıştık? M modülü almıştık. Şöyle yazayım. M modülü almıştık. A kere M'nin 0 olduğu bahsetmiştim. Kusur değil mi? Sonra A'yı asallana yapmıştım. Sonra M'yi primary pass diyeyim değil mi? M izomor eşittir. Doğru. MP1 direkt toplam MPV yapmıştım. Bu P1'in kuvvetlerinin özürlüğü elemanlar. Bu PV'nin kuvvetlerinin daha doğrusu P1'in kuvvetleri demek anlamı yok. P1'in K1'inci kuvveti öldürür.
zaten öldürdüğü zaman. Ondan sonra da bunu uygulamıştı. Bunlardan her biri böyle bir şey. Bunun boyutu ne kare? Identity GG kare, gerisi ne kareyi al? Lineer bağımlı olmak zorundalar. Demek ki bir polinom var. Derecesi en fazla ne kare ama derecesi ne olan polinom olduğunu gösterdik. O polinoma AX diyelim. AX, orada A dediğimiz için. AX, G'nin minimal polinom olsun. Şimdi AX'i asallığına yapacağız. Sonra V'nin primary partlarını bulacağız. O primary partlar karakteristik. Bunun nerede o? Burası. Bunun bir andromorfizm alırsan eğer ne bu elemanlar? Öyle x'ler ki P1 üstü K1 x M diyelim. Böyle M'ler ki P1 üstü K1 M eşittir 0. Evet, bir andromorfizm böyle bir elemanı yine böyle bir elemanı götürecek. Bunlar dolayısıyla karakteristik olacak. AX'i ayıracağız. Şimdi, P1, P1 diyelim. P1 üstü K1 X P1 üstü K1 X alacağız. Sonra bu modüle bakacağım. Şuna bakacağım. M M MPI diyelim. MPI diyelim. Eşittir. Öyle V'ler ki B'de PI KI üstü KI G V yukarıdığı zaman sıfır olacak değil mi? Bunlar okuyoruz. Öyle yap. Ve ne olacak? VPI diyelim. Hani VPI diyelim. Biraz daha moralimiz gelsin. Vektör üzerindeyiz diye. Demek ki V ne olacak? V eşittir. V, F1, D toplam. V, P, K olacak. V, P, V olacak. KX modülü olarak. Ya da KG modülü olarak. Fark etmez. KX modülü ile KG modülü arasında belki fark yok etki açısından. Evet, şimdi bu, şimdi bunlar, bunlar aynı spektrinler bunlar bilmiyorum. Şimdi G bunu buna götürecek, bunu buna götürecek. Dolayısıyla şimdi şöyle yazabilirsin. Bu G'nin matrisini bloklar olarak yazabilirsin. K tane, V tane blok olarak yazabilirsin. Değil mi? Tek bir blok varsa şansına küsü. Ha? Evet, yani bu A sadece bu varsa mesela. A bir asalın kuvveti ise indirgeyemedim. Ama değilse, hiç olmazsa kuvvetini, yüzüncü kuvvetini almak için her bloğun yüzüncü kuvvetini alman lazım. O da daha küçük bir şey. Şimdi tabii ki o bloklar bunlar. Bunlar da böyle şeyler. Ve bu sefer de maalesef bunlar hiçbir karakteristik değil. Bu blok fal gibi kayabilir böyle. Değil mi? Örnek vermiştim size. Z bölü 4 Z direkt toplam ya da çarpı diyelim. Z bölü 2 Z yapmıştık. Bu bir sıfırla üretiliyor. Bu sıfır bir ile üretiliyor. Z modülü olarak. Bir de Z neydi? 1, 1'di galiba. 1, 1. Direkt toplam. Bu da direkt toplam olsun. Hadi bu çarpı olsun. Direkt toplam. Z 2, 1. Değil mi? Galiba buydu. Bu da Z 1, 4, Z izomor. Bu da Z 1, 2, Z izomor. Bal gibi de bunu buna götürebilirsin. Bunu buna götürebilirsin. Bu da onun bir otomorfisi. Yani bir otomorfi bu büyük bloğu bal gibi kaydırabilir. Peki. Yani ondan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra VP1 neymiş bakacaksın, buna bakacaksın. Ve bunun araştırma çalışacaksın. En yapılacak ilk şey mesela, anlayacak ilk şey Basel'da bir eigen, ne derler ona, Türkçe ne derler? Öz vektör. Öz vektör bulmak. Yani bir şey bu.
Bir tane G, bir V bulacaksın. GV eşittir. V sıfıra farklı olacak. Lambda bir kere V mesela. Öyle bir V bulabilirsen eğer, işin iş. Taban seçtiğin zaman birinci vektör o olsun. O zaman maddesin lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0. Sonra burada bir şeyler var. Yani bir şey olur. Burada şimdi 0, burada da 0 olsa, burada da 0 olsa harika olur. Çünkü o zaman bloğun küçülür. Burada 0 olması ne demektir? G, bir alt uzay bulacaksın. Bu V, yani V eşittir. V ya da VB'yi hangisiyse artık. Küçülttün ya. V eşittir. K defa V. Direkt toplam. Bir alt uzay. Ama bir şey, alt modülü aslında. G alt modülü. Yani burada dedim ya, bunları kaydırır dedim ya şey. Anomofiler. Kaydırmayan bir şeyler olabilir. Kaydırmayan bir şeyler olursa o zaman yani basit, daha da basitleşebilir. G'ye bunun üzerine etki yapıyor, doğru mu? Demek ki blok yazabilirsin. Şimdi ama bunlar eşit kadar olabilir bloklar yani kocaman şeyler olabilirler. O da yani ben hatta şey olabilir, tek bir blok olabilir, o zaman da yapıyordun. Şimdi bu bloğu nasıl daha fazla küçültebilirsin? Bazen daha fazla küçültemezsin. Çok bazı biçimde. Yani mesela döndürülerde, iki boyutlu döndürülerde yapamazsın, bir şey olmasın. Şimdi bu vektör uzayı G buz etki yapıyor. Ve bu sefer de G'nin tabii minimum, G'nin buradaki minimum polinomu tabii ki P1 üstü K1 değil mi? Değil mi? Yani bu sefer tek blok oldu. Şimdi nasıl bunun matrisini daha fazla sıfırlı bir hale getirebilirim? Bir V bulayım. GV'nin lambda V eşit olduğu bir V bulayım. O zaman bu lambda 0 0 0 diye yazılır. Bu da ondan sonra burada bir şeyler olacak. Nasıl bu daha kolay bir hale gelir? Eğer yani bu ne bitti? Bu bir taban seçtim. Birinci vektörü V olarak aldım. Ondan sonra madde şimdi lambda 1 0 0 0 0 oldu. Şimdi ama çarptığı zaman bunun 103 kuvveti almak hala daha kolay değil. Ne zaman daha kolay olacak? Eğer burası da 0 0 0 0 yapabilirsem kolay olacak. O zaman bir blok olur burada. Daha çıkmıyor bileceğiz. Ne zaman 0 0 0 0 olur? Eğer V'yi KG modülü olarak KV direkt tümlerini bastı yani. Yani bu KV şu bloklarda bir tanesi. Yani orada bir şey sabitlenmiş bir şey buldum. Geldi kayıyor ya. Yani sağ sola oynayabilir. Ben bir tanesini sabitledim. Şansım varsa bulabilirim böyle bir şey. Şansım yoksa bulamam. Döndürülerde, düzlemdeki döndürülerde bulamazsınız biliyorsunuz. Değil mi? Bu arada bu lambda 1 ne? Bu lambda 1 G eksi lambda 1 defa identity V 0 olacak. Demek ki bu polinom, bu andomorfiye birebir olamaz. Demek ki determinantı 0 olacak. Demek ki lambda 1 determinant G eksi X I'nın kökü olacak. Şimdi bunun kökü yoksa yuttun. Döndüğü aldığı zaman kosinüs şurada mesela kosinüs alfa eksi sinüs alfa sinüs alfa kosinüs alfa. Bunu aldığın zaman alfayı da pi falan gibi şeyler seçme. Bunun şeysi yoktur. Aygın vektör yoktur. İki boyutta bundan yok ama üç boyutta var. Üç boyutta tuhaf biçimde. Üç boyutta var çünkü üç boyutta üçüncü derecelerden problem elde ediyoruz. Böyle seviyelerde bir kökü olması lazım. Üç boyutta nitekim her döndürü SO3'ün her elemanı bir eksen seçiyorsun 0-0'dan geçen ve belli bir derece döndürüyorsun. Eksen seçmenin boyutu 2. 2 boyutta eksen seçebilirsin. Döndürme de 1 derece 0'dan 2 pi'ye kadar. Demek ki 3 boyut uzayda döndürülerin boyutu 3. Görmüştük bunu değil mi? Bunu görmüştük. Neydi? Öyle ağlar ki A transpose identity görmüştük ya. Değil mi? Bildiğimiz skala çarpmayı şey yapan, değiştirmeyen ağlar. Yaptık ya, klasik kılıklarda yaptık ya. Öyle ağlar ki A transpose eşittir, özdeşlik.
O 3 oluyor. Ama şey istiyorsan eğer, determinantı 1 istiyorsan eğer, SO3 diyorsun. Special Water Group. Peki, şimdi bunu gördüğünüz gibi hiç de kolay değil değil mi? Yani hiç de kolay değil. Her şey PG'de değişiyor. Şimdi kaynayıcı bizler kapalı olacağız. Bu sefer bundan derecesi 1 olacak. Bu arada bu AX'i de monik alabilir. Bundan böyle kaynayıcı bizler kapalı olsun. Ondan sonra şimdi AX eşittir. X eksi alfa 1 üstü K1. X eksi alfa V üstü KV. Ve alfa ileride alfa C'lerden farklı. Şimdi göreceğiz ki şimdi aslında yani çok bir şey yapmayacağız. Göreceğiz maddesi bunun maddesi. Yani olabilecek en fazla sayıda sıfıra sahip maddesi olacak. Öyle bir tabak seçeceğiz ki. Mavi tabak seçmekte.